sıra kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar, bu haftaki bölümümüze geçmeden önce bu salgın süreci boyunca hem sağlık çalışanlarımızın amansız mücadelesine destek vermek hem de salgının yayılma hızını azaltmak için bizler kesinlikle hep birlikte bu süreçte evlerimizde kalmaya devam etmeliyiz. Geçen hafta yayınladığımız bölümümüz dahil bu hafta izlediğiniz ve bundan sonra yayınlayacağımız bölümlerinizin hepsinin çekimleri 2 Mart 2020 tarihinde ve öncesinde çekildi. Yani ekip olarak bölüm çekimlerimiz için en son bir araya geldiğimiz tarih 2 Mart 2020. O tarihten sonra tüm ekip üyelerimiz bu salgın sürecini evlerinde geçirmekteler. Yayınladığımız ve yayınlayacağımız bölümlerimiz stok çekimlerimizden oluşmakta. Bu salgın sürecini en kısa zamanda atlatmak dileğiyle evde kal Türkiye. Bu arada bu evde geçireceğimiz süreci daha kolay atlatmamıza yardımcı olabilecek kurslar ve ücretsiz kullanıma açılan programlara yönelik haberler aldıkça bu haberleri Twitter hesabımızdan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Ya Beyza, Allah aşkına kim telefonunu dikey tutarak video çeker ya? Ya bak şimdi benim bir tane arkadaşımın doğum günü var, tamam mı? Ortak arkadaşlarıma dedim ki bana onun doğum gününü kutlarken videoya çekin, bana yollayın, ben de onları bir araya getireceğim. Ama bazıları telefonlarını yatay tutmuş, bazıları da dikey tutmuş, baksana. Yani şimdi sekansa koyduğum zaman ikisi çok alakasız duruyor. Hani bazen televizyonda dikey şekilde haberlerde veriyorlar ya videoları. O nasıl yapılıyor biliyor musun? Yok ya, bilmiyorum ama istersen arkadaşlarına bir sor, telefonu yan çekip sana göndersinler. Ya işte ben de onu düşündüm ama yarım saat içerisinde başlayacak. Bir an önce videoyu export edip doğum gününe yetiştirmem gerekiyor. Hadi ya. Ne yapacağımı bilmiyorum. Haber nasılsınız? Cenk. Ben şimdi bu dikey videoları nasıl daha güzel gösteririm diye düşünüyordum da sen biliyor musun? Bu mudur abi? Ya bu kadar yıl sinema TV'siz okuyun ve şunu bilmeyin yani. Bravo. Ben ne diyeyim abi size? Ne diyeyim ben? Neydi şimdi bu? Ne salak tip bu ya? Ya abi diyorum işte, boşu boşuna dövmüyorlar bu Daniel'i ya. Akıllı telefon ve sosyal medyanın yaşamımıza girmesiyle birlikte telefonu dik tutarak çekilen görüntüler yaşamımızın bir parçası oldu. Bu serimizde bu görüntüleri montaj programlarında nasıl düzenleyebileceğinize dair sizlere bazı tavsiyelerimiz olacak. İlk olarak eğer hazırlayacağınız videonun tamamı böyle görüntülerden oluşacaksa o zaman yapacağınız işlem çok basit. Görüntüyü montaj programına import ettikten sonra sekansa taşıdığınızda program size bu görüntünün ayarlarına yönelik bir sekans oluşturuyor. Bu sekans bu cep telefonu dik tutularak çekilmiş videonun ayarlarına göre oluyor ve bundan sonra montaj işlemine devam ediyorsunuz. Bu görüntüyü sosyal medya hesaplarınızda kullanacaksanız çok sorun yaşamayabilirsiniz. Ancak skecimizde Duru'nun yaptığı gibi bu görüntüye 1920x1080 video sekansına taşıdığınızda görüntünün boyutları sekansla aynı ayarda olmadığı için görüntünün iki yanında siyah boşluklar olacaktır. İşte bu görüntü televizyonlardaki programlarda rastlayabileceğiniz görüntünün nedeni. Bu görüntüyü televizyonlarda izlediğiniz gibi yapmak için 1920x1080 sekansına videonuzu sürüklüyorsunuz. Sekansa sürüklediğiniz görüntü ile sekansın ayarları uymadığı için program size sekansın ayarlarını görüntüye göre değiştireyim mi diye bir soru yöneltiyor. Burada Keep Existing Settings seçeneğini seçerek sekans ayarlarımızda bir değişiklik yapmak istemediğimizi belirtmiş oluyoruz.
İlk öncelikle yapmanız gereken işlem, görüntüye mouse'unuzun sağ tuşuyla tıklamak ve açılan menüden Set to Frame Size demek. Böylelikle program görüntünün boyutlarını 1920x1080'e uygun hale getiriyor. Videonun boyutları ve ayarları her telefon için değişeceğinden bu görüntülerin ebatları konusunda burada bir değer vermemiz yanlış olur. Sekansta bulunan bu görüntünün olduğu video kanalının üzerindeki video kanalına aynı görüntüden bir tane daha oluşturuyorsunuz. Böylelikle iki video kanalında da üst üste aynı görüntüden oluyor. Alt video kanalındaki görüntüyü seçip Effect Controls panelinde Motion seçeneğinin altında bulunan ve normalde 100 olan Scale değerini görüntü tüm ekranı doldurana kadar yükseltiyorsunuz. Evet, bu alttaki görüntünün bozulmasına sebep oluyor. Sorun değil. Şimdi yine alt kanaldaki görüntümüze efekt kütüphanesinden Fast Blur efektini bulup görüntümüzün üzerine sürüklüyoruz. Böylelikle görüntünün Effect Controls panelinde Fast Blur efekti yerini almış oluyor. Ve burada Repeat Edge Pixels özelliğinin yanındaki kutucuğu işaretleyip görüntü tamamen bulanık oluncaya kadar blur değerini arttırıyoruz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.